Sinema Artı'dan herkese merhaba. Bugün yine dop dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler mi bekliyor? Birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlere kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, yönetmen Sadullah Şentürk ve oyuncu Ruhi Sarı ile özel bir sohbet, aktris Brigitte Bardot'un hayatına yakından bir bakış, kaçış öyküleri anlatan filmler listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın beyaz perdeyle buluşan filmlerini sizler için derledik. Vizyon Artı geliyor. Ölmek için zaman yok. James, you don't know what this is. Aktif hizmetten ayrılan ajan James Bond, Jamaika'da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışır. Ancak CIA'den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi üzerine Bond'un huzuru kaçar. Bir bilim adamı kaçırılmıştır ve ünlü ajandan yardım istenir. Only your skills die with your body. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojik silahlarla donanmış kötü bir adamın peşine düşer. Daniel Craig'in son kez James Bond olarak seyirci karşısına çıkacağı Kerry Joji Fukunaga tarafından yönetilen Ölmek İçin Zaman Yok'un oyuncu kadrosunda önceki filmlerden tanıdığımız Lea Seydoux ve Christoph Waltz'un yanında Ana de Armas ve Rami Malek gibi isimler de yer alıyor. Shalom. Nefesini Tut 2. Gösterime girdiği 2016 yılında dünya çapında 157,8 milyon dolar hasılat yapan, korku gerilim türündeki Nefesini Tut'un devam halkası olan Nefesini Tut 2'nin yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajıyla Rodo Sayagi oturuyor. Görme engelli bir adamın evini soymaya çalışan 3 gencin başına gelenlerin hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapımın başrolünde ilk filmde olduğu gibi yine Stephen Lang bulunuyor. Güneş doğmadan müfreze. Allah'ını kızı koruyacağız. Terör bölgesindeki bir köyde içtikleri sudan zehirlenen çocukları muayene etmek üzere görevlendirilen Doktor Kemal'e 7 kişilik komando birliği eşlik eder. Hasta çocuklardan bir kız çocuğunun durumu oldukça ağırdır ve şehre götürülmesi gerekir. 100 kere ölçüp biçip tartmam lazım bu çocuklar, hem benim hem vatanım. Grup teröristlerin saldırısına uğrayınca sabaha kadar çatışmalar devam eder. Askerler ve Doktor Kemal hasta kız çocuğunu korumak için canla başla mücadele ederler. Hadi bak. Buradan birlikte kurtulacağız, tamam mı? Filmin yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı otururken, oyuncu kadrosundaysa Serhat Okdemir, İsmail Hakkı ve Emrah Girgin yer alıyor. Nilüfer ne anlama geliyor biliyor musun? I had to accompany my wife to the San Sebastian. Rifkin's Festival. She did the press for them. Not just for them. Oh my God, I love. Woody Allen'ın yönetmenliğini üstlendiği Rifkin's Festival filminin oyuncu kadrosunda Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon, Louis Gael ve Christoph Waltz gibi isimler yer alıyor. Amerikalı evli bir çiftin San Sebastian Festivali'ne giderek etkinliğin güzelliğine ve çekiciliğine kapılarak çılgınlık yapmalarını hikaye edinen filmde çift, zamanla birbirlerine duydukları sevgilerini sorgulayacaklardır. Sırada haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüz var. Birdman ve The Revenant filmleriyle arka arkaya 2 yıl en iyi yönetmen dalında 2 kez Oscar kazanan başarılı yönetmen Alejandro González Iñárritu son filmi Bardo'nun çekimlerini tamamladı.
Meksiko City'de çekimleri son bulan 2015'teki Diriliş'in devamı niteliğindeki film, destansı bir yolculuğa karşı kurulmuş nostaljik bir komedi olarak nitelendiriliyor. Başrollerini Daniel Jimenez Cacho ve Griselda Siciliani'nin paylaştığı merakla beklenen yapım, Meksikalı ünlü bir gazeteci ve belgesel yapımcısının kendi kimliği, aile ilişkileri, anıları, ülkesinin geçmişi ve yeni gerçekliğiyle yüz yüze geldiği ve ülkesine geri döndüğü belirsizliklerle dolu bir serüveni resmediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen FİAP Sinema Sektör Günleri bu yıl üçüncü kez sinema severlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz iki yılda sinema dünyasından birçok ismi ve sektör profesyonellerini Ankara'da bir araya getiren FİAP Sinema Sektör Günleri, üçüncü yılında da yoğun bir söyleşi programıyla sektör profesyonellerini ve sinema severleri bir araya getirmeyi hedefliyor. İki ayaklı olarak gerçekleşecek olan organizasyon ilk ayağını 30 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da, ikinci ayağını ise 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara'da düzenleyecek. Sınırlı sayıda gerçekleşecek olan organizasyona katılımsa web sitesi üzerinden açılacak olan kayıtlarla gerçekleştirilecek. Leviathan, Loveless ve The Return gibi Rus sinemasının önemli filmlerinin arkasındaki isim Andrei Ziagintisev, Haziran ayında COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşması sebebiyle Almanya'da tedavi altına alınmış ve hayati tehlikesinin olduğu duyurulmuştu. Usta sinemacının son durumu ile ilgili sevenlerini mutlu edecek haber, Ziagintisev'in sinemacı dostu Alexander Radnianski'den geldi. Radnianski sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, Ziagintisev'in durumunun umut vaat ettiğini ve iyiye doğru ilerlediğini kamuoyuna duyururken, "Eminim yakında muhteşem yönetmenimizin bir sonraki filmi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz," diye ekledi. Upgrade ve Görünmez Adam filmlerinin yönetmeni Leigh Whannell, 2004 yılında Testere filminde Adam karakterine hayat vermiştir. Whannell bu yüzden her iki filmine de Jigsaw grafitisi yerleştirerek Testere filmine selam göndermiştir. Sinema Artı devam ediyor ve şu an çok kıymetli iki konuğumuz stüdyoda bizimle beraber. Usta yönetmen Sadullah Şentürk ve içinde bulunduğu her projeyi çok severek izlediğim değerli oyuncu Ruhi Sarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akif'in yolu açık olsun diyorum ben öncelikle. Vizyona girdi. Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz, milli değerimizin hayatının bir bölümünü Kurtuluş Mücadelesi ekseninde, işte İstiklal Marşımızın nasıl yazıldığını anlatan, işte o badireleri gösteren, yüzümüze tokat gibi vuran tabiri caizse çok çok güzel bir film olmuş. Elinize emeğinize sağlık. Yolu açık olsun Akif'in. Çok teşekkürler. Hocam tabii böyle bir filmi yapıyorsunuz ve omuzlarınızda çok büyük bir yük vardı. Sizin açınızdan nasıl bir film, proje nasıl hayata geçti? Biraz öğrenebilir miyim? Ben bu projeye geçtiğimiz yılın 2020'nin Eylül son haftası ya da Ekim başı galiba, Ekim başı dahil oldum. Yapım aslında başlamıştı bir projeye, hazırlığa. Bir senaryo ve bir başka bir yönetmen arkadaş vardı. Fakat onlarla yolları ayrılmış. Ben dahil olduğumda projenin hedefi, çerçevesi belliydi. İstanbul'un işgaliyle beraber Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Milli Mücadele'ye katılmak için yola çıkışı, Ankara'ya geçişi ve finalinde de İstiklal Marşı'nın kabulüyle bitecek bir tarihsel dönemi çerçevesi belliydi. Ve yıl bitmeden filmin bitmiş olması lazımdı. İlk hedef 12 Mart 2021'de vizyonda olmaktı. İstiklal Marşı'nın kabulünün
birinci mecliste kabulünün yıl dönümünde vizyonda olmaktı. Bütün çalışma takvimi buna göre hazırlandı. Dolayısıyla hızlıca bir yeniden senaryo çalışmasına girmek durumunda kaldık. Çünkü hem bütçe hem vakit olarak yılın sonuna yetiştirmemiz gerekiyordu. Biraz koşulların belirlediği, yani yapım koşullarının belirlediği bir prodüksiyon oldu. Kasım'ın sonunda senaryo bitmişti. Hemen bittiği gün okuma provası yaptık. Ve ertesi gün 1 Aralık'ta sete çıktık. 30 Aralık'ta son iş günüydü. Biraz tempolu ve sıkışık bir prodüksiyon oldu. Ama keyifliydi yani. Evet hocam, gerçekten ekip olarak elinize emeğinize sağlık. Ruhi Sarı da Hint asıllı İngiliz casusu Mustafa Sagir karakterine hayat veriyor. Gerçekten yine üst düzey bir performansla çıkmışsınız karşımıza Ruhi Bey. Nasıl bir tecrübeydi bu filmde yer almak? Rolünüze nasıl hazırlandınız mesela? Ben de filme en son dahil olanlardanım aslında. Aslında öyle. Senaryo çalışması, kast, mekan falan hepsi birlikte yürüdü. Yani filmin başında bir arada değildik. Değildik, evet. Ama şöyle bir durum var. Mesela Sadullah'la daha önceden arkadaş olduğumuz için işin en kolay kısmı o oluyor. O tanışma gerginliğini çok daha evvel atlattığımız için birbirimizi tanıyan takım arkadaşları olduk. Senaryo okuma provasında da keyifli bir okuma provası geçti ve benim oynayacağım karakter Sagir, filmin en aslında karma karışık adamı. En sinir bozucu bir dedim. Ama oynaması çok keyifli, evet, bir karakter. Bir de zor bir karakter. Hem çünkü oyunun içinde bir oyun daha vardı. Yani işimiz oyuncu olarak filmin içinde oynamak. Ben bir de oynadığım arkadaşlarıma oynarken bir oyun daha oynuyorum. Yani sahtekar bir adam olduğu için. O yüzden de bu bir oyuncunun en büyük keyif alacağı bir işlerden biri oluyor. İşin başka bir kıymeti de var. İstiklal Marşı. Marşımızın o yazılma sürecine giden o sorumluluk var. O da ayrı bir gurur verici tarafı. İyi, heyecanlı ve keyifli bir süreç geçirdik çalışırken. Ben 2 gün önce izleyebildim filmi. O heyecan vardır ya izlerken, o gerginlik. O gerginlikle izledim. Sonunda çok şükür dedim, yani tertemiz bir iş çıkmış, güzel, huzur içerisinde seyircisiyle buluşabileceği bir film olmuş. Bir de kıymetli yanı şu, bu tarz projeler tarihe belge olarak da kalan projeler. O yüzden de korkarım hep böyle şeylerin içinde olmaktan. Çünkü eskaza bir tarihsel hata ya da kötü bir yapımın içinde olursanız da bu size mutsuz eder hayatınız boyunca. Kesinlikle. Bence çok huzurlu olabileceğimiz bir iş bırakmışız. Gerçekten de öyle. Yani Sadullah Hocam, Ruhi Bey'in de dediği gibi tertemiz bir iş çıkmış. Eyvallah, ortaya. Çok teşekkür ederim. Bu arada tabii şunu da mutlaka ifade edeyim. Muhtemelen bugüne kadar gördüğüm en güzel Mustafa Kemal karakteri Fikret Kuşka. Harikaydı. Evet. Yavuz Bingöl Mehmet Akif'i oynuyor. Harika bir cast var. O casting sürecini de merak ediyorum. Nasıl çalışıldı? Casting sürecinde yapımla birlikte çalıştık. Ama ben işi kabul ettiğimde zaten Yavuz Bingöl projeye dahil olmuştu. Kamera arkasında da işte Kıraç dahildi. Hı hı. Sanat yönetmeni vardı. Yavuz Bingöl haricinde kastımız daha belirsizdi. Ondan sonrası hep yapımla beraber tartışarak, konuşarak, takvimi uyarak bir oyuncu arayışına girdik. Kast'tan mutluyum ben yani. Harika. Gayet mutluyum ve ortaya çıkan sonuç da bence filme çok büyük katkısı oldu. Doğru kast'ın. Seyircilerin de çok severek izleyeceğini düşünüyorum yani. Tabii yani bir de hani çok kısa bir sürede çekildi bu film. Bunun yapım aşamasındaki zorlukları nelerle karşılaştınız mesela? En zor yanı neydi? Herhangi bir şeyin üzerinden bir double check yapma imkanımız olmadı. Yani karar verip uygulamaya geçmek gerekiyordu, sıkışık bir dönem. Dolayısıyla masa başında yoğun bir süreç geçti aslında. Yani hem mekan seçimi, hem kast seçimi, hem senaryo çalışması. Senaryo çalışmasında da bir 10 gün Pınar Aksakallı ile çalıştık. Sonra da bir 20 gün Alpan Dikmen ve Başak Angün'de. Hem de bir yandan da tarih okuması. Yani yoğun bir hazırlık oldu. Deneme çekimi alamadım mesela hiçbir oyuncuma.
setteki oyuncularımın tecrübesine güvendim. Kendi deneyimime, ekibimin deneyimine güvendik ve yola çıktık. Bazen böylesi daha doğal oluyor, daha iyi oluyor. Bazen de daha kolaylaştırıyor. Daha da kolaylaştırıyor. Daha önce çok prova yaptığın zaman performansa eksiltebiliyor. Değil mi abi, kesinlikle. Bazen öyle. Yani sizin de çok kıymetli bir filmografiniz var ve tabii içinde bulunduğunuz her projeye değer katan bir oyuncusunuz. Çok teşekkür ederim. Yani, bunlar benim naçizane görüşlerimdir, kabul edin lütfen. Peki bu film için hissiyatınızı merak ediyorum. Heyecanı ve sorumluluğu çok yüksek bir işti. Gerçekten de tarihe belge olarak kalacak. Ve şimdi biz kendi çocukluğumdan hatırlıyorum İstiklal Marşı sürecini ve tarih derslerimizi. Ama böyle canlı canlı gözümüzün yani önünde bir dönemi anlatan bir proje ve bugünün koşullarıyla çekilmiş bir proje çok daha kıymetli olarak duracak. O yüzden de heyecanı çok yüksek. Kesinlikle öyle. Yani o kadar kıymetli bir işe imza atıyorsunuz ki bütün ekip olarak. Orada işte karanlıkta kalan, bilmediğimiz, çok az kişinin bildiği ya da çok az bilinen şeyleri bize gösterdiniz. İşte o dönem nasıl badireler atlatıldı? İki cephe vardı. Birinde cehaletle savaşılıyordu. Evet. İşte o dönem neler yaşandı? En büyük cephe de oydu. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Peki Sadullah Hocam... mekan olarak nereler tercih edildi? Çünkü bir dönem filmi ve zor bir dönem filmi. Evet. Nerelerdi? Şimdi iki hafta İstanbul'da çalıştık. İstanbul'da Beykoz platolarında daha önce kurulmuş bir platoda biz revizyon yaptık. Yani Mehmet Akif'in evi, dergisi, Sebir Reşat. Sokaklar. Sokaklar, İstanbul sokakları. Beykoz platolarında çekildi. Bir iki haftada Ankara'da çalıştık. Ankara'da birinci mecliste, gerçek mekanda ve Taceddin dergahında. Orası da Mehmet Akif'in hem şiiri yazdığı hem Ankara'daki yaşamında yaşadığı yer. Taceddin dergahı İmam Evi'nde çalıştık. Konya'da bir gün, iki gün prodüksiyonumuz oldu. Konya işte kısmının bir kısmına Güdül'de çalıştık. Ankara'nın ilçesi Güdül. Sonra bir Kastamonu'ya gidildi genel planlar için. Nasrullah Camii'nin geneli ve Kastamonu geneli için. İşte böyle bir mekan durumumuz budur yani. Evet. Bu arada Ruhi Bey, tabii film kesinlikle hem o dönemi ve atmosferini hissetmemiz açısından da beyaz perdede izlenmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Evet. Ve set ortamını sizin açınızdan da merak ediyorum. Aynı zamanda mesela söyler misiniz bize, seyirci bu filme neden gitmeli diye sorsam? Bir kere iyi bir sinema filmi, o yüzden gitmeli. Hı hı. İkincisi gerçekten hepimizin bildiği bir dönem ama aslında o kadar küçük ve önemli ayrıntıları aslında o tarihi bilgiler arasında görmeden, bilmeden geçirmişiz ki filmde çıkıyor onlar da. O işte az evvel bahsettiğimiz iki farklı cephe, hani bize bazen kulaktan dolma ve yanlış bildiğimiz bir sürü şeyin hiç de öyle olmadığını görecekler filmde. Yan yana nasıl durulduğunu ve birlik olunca nelerin üstesinden gelinebileceğini, hani garbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar, hı hı, hikayesinin nereden nereye geldiğini ve nasıl yazıldığını bir kez daha yüreklerinde hissetmeleri için gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Oyuncu olarak yani o karaktere çalışırken, hazırlanırken sizi en etkileyen, en zorlandığınız, yani tabiri caizse böyle kanınıza dokunan, çünkü Mustafa Sagir gibi bir karakter oynuyorsunuz da, o sahnelerde en çok zorlandığınız bölüm? Çok öyle sert sahneler yok Allah'tan. insanın... Ama bir ihanet var ya ortada. Yani kötü adam çok oynadım ama hani bazı noktalarda insan gerçekten kendisiyle sıkıntı yaşadığı anlar oluyor çekerken, öyle kötü sahneler. Ama bu filmde öyle abartılı bir şeyim yok. Ama karakter zaten. Tabii. Başlı boşuna. Evet. Çekerken değil de izlerken kendimden biraz şey oldum. Yani. Ama zorlandığım yere gelirsek, bir kere yabancı bir adamı oynuyorum. İkincisi İngilizce oynadığım sahneler var. Hı hı. Ve İngilizce oynarken de hani
bir İngiliz gibi değil de bir Hintli gibi. Bir aksanınız olmalı. Çünkü çok kritik bir nokta. Eğer Hintli aksanı yaparsanız karikatüre kaçacak. Evet, evet. Ve işte bütün bunları değerlendirerek kafanızda bir sagir yaratarak Sadullah'la böyle hemfikir olarak birbirimize güvenerek bir karakter çıkarttık. Ama benim içime çok sindi. O sıkıntıyı iyi ki yaşamışım çünkü. Kesinlikle. İnşallah seyirci de sever. İyi ki yaşanmış bu. Ya sever derken karakteri değil yani. Performansı sever. Kesinlikle iyi ki çekilmiş bu sıkıntılar. Gerçekten bize çok güzel bir eser bırakmışsınız diyebilirim. Sadullah Hocam, film tamamen bittiğinde galada izlerken o hissiyatınızı merak ediyorum. Mesela neler hissettiniz? Yani emeğin sonucunu paylaşmak seyirciyle bu işin en kıymetli tarafı yani. En çok keyif aldığım taraf. Yani seyircinin filmi yaparken, hikayeyi kurarken ki bütün çektiğimiz sıkıntıları unutturan bir tepki almak, beğeni almak her şeyden daha kıymetli yani. O yüzden mutluyum. Ayrıca şimdiye kadar çok böyle üzerinde durulmayan bir Akif portresi. Şimdi Akif, Mehmet Akif çok önemli biri bizim için tarihimizde. Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri. Bir o yönüyle biliyoruz. Bir de bugünden geriye bakarak böyle bir tarafgirlikle yaklaşılan bir karakter. Ne yaşarken ne de günümüzde çok hakkını teslim edilmediğini düşünüyorum. Hakkını yediğimizi düşünüyorum. Milli mücadeledeki katkısı çok büyük biri. Biz filmi kurarken Akif'in daha çok insan, baba, inanmış bir insan, bağımsızlıkçı karakteri, vatan sevgisi ve ümmet birliğini göstermek istedik. Bir aydınlık kimliği. Evet, evet. Ve aydın yani. Baytarlıktan gelen pozitivist bir tarafı da var. Yani bir tutucu değil, statükocu değil. Dini şeklen yaşayan biri değil. Tamamen hayatının içinde örnek olacak bir yaşamı var aslında. Ama bugünden oraya bakarken hep böyle bir kategorize edilerek, tarafgirle bakılıyor. Öyle değil. Ben daha çok baba olma tarafıyla ilgilendim filmde. Hikayeyi de kurarken senarist arkadaşlarımızla. Ve çocuklarına bir bağımsız vatan bırakamama korkusu, endişesi yaşadığını anlatmaya çalıştık. Bu yüzden milli mücadeledeki bütün çabası aslında Anadolu'nun Müslüman ve Türk coğrafyası ya da kavimci bir tarafı yok Mehmet Akif'in ama bir Müslümanlığın Endülüs'teki gibi silinip atılmaması gerektiğine dair bir fikri var. Ve zikri de o yönde, mücadelesi de o yönde. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye verdiği destek eline silah almamış ama yaptığı şey çok önemli çünkü Anadolu gerçekten o dönemde ikiye bölünmüş durumda. Duygu olarak ve fikir olarak halkın yarısı İstanbul hükümetini destekliyor. Ankara hükümetinin destek konusunda tereddütleri var. Çünkü karşı propaganda var. Damat Ferid'in ve İngilizlerin destekleriyle bir dördüncü kol propaganda faaliyetleri var. Onun karşısında Ankara hükümeti de Mehmet Akif ve diğer aydın din adamları aracılığıyla Anadolu halkını milli mücadelenin ne kadar gerekli olduğuna dair ikna çabalarında çok büyük katkısı var. Özellikle Nasrullah Camii'nde verdiği vaaz, Sevr'in anlaşmasının bu ülkenin, bu toplumun nasıl bir prangaya bağlandığını anlatma konusunda Mehmet Akif'in çok büyük katkısı olmuş. Evet, yani orada benim de tüylerim diken diken oldu. Atmosfer açısından zaten harika bir film olmuş. Şöyle söyleyeyim, yani filmin tamamının da etkisine dayanarak sonlara doğru artık Mehmet Akif Ersoy'un odasına kapanıp İstiklal Marşı'mızı yazmaya başladığı zaman artık gözlerimin dolduğunu gördüm. Vay be dedim, hani tüylerim diken diken oldu. Bu yönden de gerçekten ekibin emeğinize sağlık. Ezber bozan bir Mehmet Akif Ersoy portresi var filmin içinde. Tabii yapımcısına da, yapımcılarına da çok teşekkür edelim. Evet. Böyle bir dönemde beyaz perdeye film sokuyorlar. Ve işte diyorlar ki bizim bir derdimiz var. Hepinizin olduğu gibi bir derdimiz var ve sinema yapıyoruz. İşte biz bu filmi yapıyoruz
diyorsunuz. Kesinlikle emeğinize, ellerinize sağlık diyelim. Son olarak film için söylemek istediğiniz bir şey olur mu Ruhi Hocam? Az evvel sohbet arasında geçti. Çalıştığımız mekanlarla ilgili. Hı hı. Birinci mecliste çalışmak benim için. O atmosferde, hı hı, real atmosferde o günleri yaşayanların hikayelerini çekmek benim için setten kalan en güzel hatıram. Bunu söylemek istiyorum. Muhteşem bir yer. Yani o hala sanki orada o kararları alan, o ilk mecliste bulunan, sanki onlara temas etmiş gibi hissetmekte başka bir duygusuydu filmin bende kalan. Evet. Sadullah Şentürk, Ruhi Sarı, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık ekip olarak tekrar diyelim. Akif'in Yolu açık olsun ve beyaz perdede izlenmesi gereken bir film. O dönemi, o ruhu, o atmosferi yaşamak istiyorsanız izleyicileri, sinema severleri buradan beyaz perdeye de davet edelim. Sinema salonlarına davet edelim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bu hafta yakın plan bölümümüzün konuğu bir sinema efsanesi. Brigitte Bardot sizlerle. Brigitte Bardot. Bu hafta doğum günü münasebetiyle andığımız Brigitte Anne-Marie Bardot, mühendis bir baba ve ev hanımı bir annenin iki kızından biri olarak Eylül 1934'te Paris'te dünyaya gelir. Bir dönem dans eğitimi gören annesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta dans dersleri almaya başlayan genç Brigitte özellikle baleye yoğunlaşır. Henüz 13 yaşındayken Paris Konservatuvarı'na kabul edilen genç dansçı, 3 yıl süresince dönemin en ünlü koreograflarından ders almaya devam eder. Annesinin arkadaşlarından biri aracılığıyla 15 yaşındayken modelliğe başlayan Brigitte, aynı yıl Elle dergisinin kapağında yer alarak moda ve sinema dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başarır. 1952 tarihli bir komedi filmi olan Canımın İçinde küçük bir rolle ilk olarak seyirci karşısına geçen genç oyuncu, aynı yıl yer aldığı Fenerci'nin Kızındaysa ilk başrolünü oynar. Aynı yıl onu keşfeden yönetmen Roger Vadim'le dünya evine giren aktris, 1953'te Kirk Douglas'la birlikte rol aldığı Bir Aşk Böyle Bitti ile Fransa dışında da film yapmaya başlar. Aktris kariyerinde bir dönüm noktası olan Ve Tanrı Kadını Yarattı'yla uluslararası bir şöhrete kavuşur. Dönemin bir diğer yıldızı Marilyn Monroe ile birlikte önemli kadın sembollerinden olan Bardot, Fransa'nın Oscar adayı olan Hakikat, Jean-Luc Godard imzalı Nefret ve BAFTA ödüllerinde aday olduğu Viva Maria gibi A sınıfı filmlerde oynasa da çoğunlukla cinsel kimliğini ön plana çıkaran B sınıfı filmlerde boy gösterir. Bardot 1973 yılında 40 yaşına günler kala film sektöründen emekli olduğunu açıklar. Oynadığı sansasyonel filmler ve çıkardığı albümlerle çizdiği imajı hayvan haklarını korumak için kullanmaya adar. Kendi adıyla kurduğu vakfa gelir elde etmek üzere mücevherleri de dahil olmak üzere pek çok varlığını satışa çıkaran aktris, emeklilik kararının ardından sinemalara bir daha dönmez. 1985 yılında Fransız Onur Nişanı Legion d'Honneur ödülüne layık görülen ancak bu ödülü reddeden tüm zamanların en önemli ikonlarından olan Brigitte Bardot, bugün halen Saint-Tropez'de eşi ve 50'ye yakın evcil hayvanıyla birlikte paparazzilerden uzakta yaşamını sürdürmektedir. Yıldız oyuncu Brigitte Bardot, 2003 tarihli biyografisi Sessizlikte Bir Çığlık'ta Fransa'da yaşayan azınlıklarla ilgili küçük düşürücü açıklamalarda bulunur. Bu söylemleri yüzünden yargılanan Bardot, azınlıklara karşı sarf ettiği ırkçı söylemleri nedeniyle Fransız mahkemelerince 5000 avro para cezasına çarptırılmıştır. Heyecan dolu bir liste artı var sırada. Sizler için kaçış öyküsü anlatan filmler listesi hazırladık.
hapishaneden veya tutsak edilen yerden kaçış hikayelerini anlatan filmler, her zaman sinema dünyasının heyecan yüklü yapımları olmuştur. Sizlere bu hafta kaçış öyküleri anlatan filmlerden özel bir liste derledik. Kaçış planı. Hapishanelerin güvenlik açıklarını tespit etme konusunda başarılı bir uzman olan Ray, kendini bir anda dünyanın en güvenli hapishanesinde bulur. Artık hayatı tehlikededir ve aklında tek bir şey vardır. Yeteneklerini kullanarak buradan kaçmak. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ve 50 Cent gibi isimlerin başrolde olduğu kaçış planı listemizde 10. sırada. I came home, there was a man in my house. Kaçak. Kaçış öyküleri anlatan filmler listemizin 9 numarasında Harrison Ford ve Tommy Lee Jones'un başrollerini paylaştığı Kaçak yer alıyor. Ünlü bir cerrah olan Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında bir kaza yaşanınca bu fırsatı değerlendiren Kimble, karısının gerçek katilini bulmak için kaçar. Ça s'est passé en 1947. À la prison de la... Delik. Karısını öldürmeye teşebbüsten hapse giren ve mahkemesini beklemeye başlayan Claude, bazı mahkumların kaçma planlarının olduğunu öğrenir. Onlara katılmaya karar vermesi riskleri de beraberinde getirir. Listemizde 8. sırada bulunan ve gerçek olaylara dayanan Deliğin yönetmen koltuğunda Jack Becker oturuyor. Kaçış planı. Russell Crowe, Elizabeth Banks ve Liam Neeson gibi oyuncuları kadrosunda barındıran kaçış planı listemizde 7 numarada kendisine yer buluyor. Cinayetle suçlanan Lara mahkemece suçlu bulunur ve hapse girer. Eşini çok seven ve onun suçsuz olduğuna yürekten inanan John, artık her şeyin bittiğini ve hayatına son vermeyi düşünen karısını hapishaneden kaçırmaya karar verir. Kaya, the director of Bad Boys. Başlarına eski bir generalin çektiği bir grup asker, kimyasal silahlarla birlikte Alcatraz adasını ele geçirir ve insanları rehin alır. Fidye ödenmemesi durumunda San Francisco körfezini kimyasal silahlarla bombalayacaklarını söyleyen bu asi grubu durdurmak için daha önce Alcatraz'dan kaçmayı başarmış bir mahkum ve bir kimyasal silah uzmanı harekete geçer. Sean Connery ve Nicolas Cage'in başrolleri paylaştıkları film listemizde 6. sırada. Get ready to rock. Wiggle out, jump, run, somebody. Gizli Dünya. Kaçış öyküleri anlatan filmler listemizin 5 numarası, başrolündeki Brie Larson'a Oscar kazandıran Gizli Dünya. Run, somebody. 5 yaşındaki çocuğuyla küçük bir odaya hapsedilen annenin yaşadıkları dramı ve ardından gerçekleşen kaçış hikayelerini konu alan filmin yönetmenliğini Lenny Abrahamson üstleniyor. Alcatraz'dan kaçış. J. Campbell Bruce'un aynı adlı romanından Don Siegel tarafından sinemaya uyarlanan Alcatraz'dan Kaçış'ın başrollerinde Clint Eastwood ve Patrick McGoohan yer alıyor. San Francisco'da 9 hektar alana yapılmış, kaçılması imkansız denen ünlü Alcatraz hapishanesinden kaçmaya çalışan 3 mahkumun hikayesini resmeden yapım listemizde 4 numarada bulunuyor. No one has ever escaped from Alcatraz. And no one ever will. Monte Cristo Kontu.
Güzel sevgilisi Mercedes'le evlenmek üzereyken aynı kıza aşık olan yakın arkadaşı Fernand'ın ihanetine ve iftirasına uğrayan denizci Edmond Dantes kendini hapiste bulur. Artık Dantes'in tek bir hedefi kalmıştır. Hapishaneden kaçmak ve ihanetin bedelini ödetmek. Listemizin 3 numarası olan Alexander Dumas'ın ölümsüz eserinden uyarlanan Monte Cristo Kontu'nun başrollerini Jim Caviezel ve Guy Pearce paylaşıyor. Esaretin bedeli. Dayak, işkence, tecavüz gibi her türlü durumun yaşandığı Shawshank hapishanesindeki mahkumlar, aralarına katılan iyimser ve hayata bağlı bir adam olan Andy Dufresne sayesinde parmaklıklar arkasında bile özgür olunabileceğini hissederler. Ancak Andy'nin kimsenin tahmin edemediği bambaşka planları vardır. Tüm zamanların en sevilen filmlerinden olan Frank Darabont imzalı Esaretin Bedeli listemizde ikinci sırada. Kelebek. Kaçış öyküleri anlatan filmler listemizde bir numara Kelebek. Steve McQueen ve Dustin Hoffman gibi usta oyuncuların başrolde yer aldığı film, Henry Chaillet'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Cinayetle suçlanarak Fransız Guyana'sında hapishaneye gönderilen Papillon'un otoriteye, baskıya ve sınırlamalara rağmen hürriyetine kavuşmak için verdiği mücadeleyi anlatan yapım, müzikleriyle de unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır. Kelebek 1 numara. Steve McQueen, Dustin Hoffman. Sharon Stone 1970 yılında modellik kariyeri için Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakmak zorunda kalır. Güzel oyuncu 2016 yılında başkanlık yarışı için desteklediği Hillary Clinton'dan etkilenmiş ve okuluna geri dönerek 59 yaşında diplomasını almıştır. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.